Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli arkadaşlar, birinci kitabımızın Ed-Dersul Hamis, beşinci dersiyle birlikteyiz. Ünite başlığımız El-Amel, iş, çalışma anlamına gelir. El-İstifamı, soru demek. Yani soru yadatlarını göreceğiz bu dersimizde. Harf-ı F ve Peltek S harfini göreceğiz. Tesaffah-ı derse, dersi incele. Kelimatü dersi. Ba'du, bu kelime arkadaşlar değişik anlamları var. Birkaç tanesini söyleyelim. Biraz, birkaç, bazı. Bakın üç tane anlam verdik. Bazı, biraz, birkaç. Yani birlikte kullanılan kelimeye göre anlam kazanıyor. Zürtü. Zara, yezuru, ziyara, ziyaret etmek. Zürtü, ben ziyaret ettim. Ya'melu. Amile ya'melu, çalışmak anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi buradaki ya'melu, o çalışır, çalışıyor anlamına, ancak kitaptan, parçalarımızdan kes yapıştır yapmışlar. Normalde bu şekilde verilmesi lazım. Ya amile ya'melu diyecekler. Mekmak ekili tercüme etmek durumundayız bunları. Daha sonra cümle içerisinde fail ile birlikte gelirse o zaman ya'melu aliyyun, Ali çalışır diye tercüme edebiliriz. Yine aynı şey burada var. Bakın tünavzifu, kes yapıştır yapmışlar. Nevzafe, yunavzifu, tenzif, temizlemek. Tünavzife birkaç anlama gelebilir. Eğer bir erkek için kullanıyorsanız sen temizlersin, temizliyorsun. Bayan için kullanırsa üçüncü şahıs olarak o temizler, temizliyor anlamına gelir. Vahdehu, vahde, vahid, birden geliyor bakın. Tek başına anlamına geliyor. Eğer bayansa vahdeha oluyor sonundaki zamir. Ta'rifu, arafe, ya'rifu, bilmek, tanımak. Burada da yine bakın şu tünavzıfıda olduğu gibi T ya karşımızdaki muhatap erkeği ya da üçüncü şahıs bayanı ifade edebilir. İntazara, yentaziru, intizar, beklemek. Yebde'u, bede'e, yebde'u, başlamak. İnteha, yentehi, sona ermek, bitmek. Vada'tu, vada, koymak, yerleştirmek. Vada'tu, ben koydum. İştaraytu, iştara, yeşteri, satın almak. Müşteri, alıcı anlamına geliyor. İştaraytu, ben satın aldım. Erdun, yer. Yemşi, meşa, yemşi, meşyen, yürümek. Müfidun, faydalı. Amelün, iş, çalışma. Ekhafı, khafe, ekhafı, korkmak. Çekime girmiş bakın. Ene ekhafı, ben korkarım. Azimetün, büyük. Te'biratü dersi, dersin kalıp ifadeler. Keyfe üsa'iduk, sana nasıl yardımcı olabilirim? Sa'ade, yusa'ide, müsa'ade. Ke, erkek için kullanılır. Ki ise bayan için kullanılır. Hel indeke, senin yanında var mı, sende var mı veya senin var mı kalıbı arkadaşlar. Hel indeke kalem, kalemin var mı? Kullu şeyin, her şey. Barakallahu fik, aslında bir duadır arkadaşlar. Allah sana bereket versin, aferin anlamlarına gelir. Biz de dindar insanların kullandığı, Allah razı olsun teşekkürlerine kullanılan bir ifade, ama dua anlamını unutmayalım. Barakallahu fik. Fi harfi celle kullanır. Kalıptır bu. Allah sana bereketler versin. Aferin sana. Tehtacu ila. İhtace, yehtacu ila. İhtiyaç duymak. Şurtiyyu mururin. Murur trafik demek arkadaşlar. Trafik polisi. Undur ile suveri. Resimlere bak. O ecib ve cevapla. Mada terafis suveri, resimlerde ne görüyorsun? Ene era neccaran, bir marangoz, ve tabibeten, bir doktor, ve mühendisen, ve bir mühendis görüyorum. Eyye amelin tufaddilu, hangi işi tercih edersin? Ene ufaddilu, ene kune tabiben, mesela doktor olmayı tercih ederim. İstemâ ve kıra. Dinle ve oku. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Keyfe usa'iduk?
أريد بعض الخبز. وماذا تريد أيضا؟ هل عندك سكر؟ نعم. هل هذا كل شيء؟ نعم. Evet, el müşteri, alıcı diyor ki Esselamu Aleyküm, el bâi' satıcı. Bakın bu kelimeyi de Türkçe'de kullanın, bâi' kelimesi. Gazete bayisi diyoruz. Biz hemze ile aynı yan yana çıkaramadığımız için bayi diye ne yapmışız? Yumuşatmışız. Selamı alıyor, aleyküm selam diyor. Keyfe üsaidik, sana nasıl yardımcı olabilirim? Öriydi, istiyorum bağda birkaç el hubzi, birkaç ekmek istiyorum. Ve mâdâ türîdü, ve ne istiyorsun eyvan, deda, başka ne istiyorsun? Aynı şekilde ne istiyorsun diyemiyoruz. Deda aynı şekilde anlamına giriyor. Başka ne istiyorsun? Müşteri soruyor, hel indeke sükkerun, şeker var mı? Sende şeker var mı? Tam anlamı bu. Tabi arkadaşlar, hel ile sorulan sorular mami anlamı veriyor. Ya evet cevabı vereceksiniz, ya hayır cevabı vereceksiniz. El bâi'u, naam, evet. Hel hâdâ kullu şey, bu söylediklerin hepsi bu kadar mı? Yani istediklerin hepsi bu kadar mı? Naam. Bakın hel ile sorduğu için o da naam demiş. La da diyebilirdi. Undur ilel cümlet cümelil atiye. Cümletün cümel. Cümleler. Aşağıdaki cümlelere bak. Keyfe halüke bi hayrin. Nasılsın? İyi. Hel ente talibun. Sen öğrenci misin? Naam. Evet. Mâdâ tedrusu. Bakın bu da mâdâ da soru edatı. Ancak arkadaşlar bunlar bilgi sorularıdır. Burada evet ve hayır denilmez. Yalnızca helde ve elifle yapılan sorularda evet hayır denilir. Bunun dışındaki soru edatlarında evet hayır denilmez. Çünkü size bilgi soruyor. Ne okuyorsun? Ne öğrenimi yapıyorsun? El-lugaten arabiyye. Yani edrusul lugaten arabiyye. Ben Arapça okuyorum. Arapça öğrenimi görüyorum. لماذا تدرس اللغة العربية؟ Niçin Arapça öğrenimi görüyorsun? Bakın limadan cevabı ennedir. Ama çünkü ben derken de sonuna ye getirmiş. Çünkü ben uhibbu seviyorum ha. Bakın Arapçaya gidiyorum, mühennes olduğu için zamir. Onu seviyorum. Yani Arapçayı seviyorum. Hel tehtacu, helle başlamış soru. O zaman naam, la sorusu oldu, anlaşılıyor. İlel müsaadetin, yardıma ihtiyacın var mı? La, hayır, şükran. Teşekkür ederim. Şimdi normalde Araplar arasında bu yazım kurallarında bir şey yok arkadaşlar. Görüş birliği yok. Naam ve la'dan sonra daha önce okuttuğumuz serilerde mutlaka virgül gelirdi. Bunlar ise nokta koymayı tercih ediyorlar. Üktüp yaz edatel istifhami. Soru edatını yaz. El münasibete, uygun soru edatını yaz. Edat kelimesinin sıfatı bu. Fil faragi, boşluğa. Neler var? Mâda, ne? Keyfe, nasıl? Hel, mami demiştik. Limâda, niçin? Limâda teteallemün lügatel arabiyye. Niçin Arapça öğrenimi görüyorsun? Li enni uhibbuha. Çünkü onu seviyorum. La olduğuna göre hel gelecek demektir, değil mi? Hel zürte tabibe, doktoru ziyaret ettin mi? La. Burada babasının ne iş yaptığını soracak. O zaman mâdâ, mâdâ ya'melu vâlidük, baban ne iş yapıyor? Vâlidi mühendisün, babam mühendistir. Keyfe te'ti ilel mâhedi, enstitüye nasıl geliyorsun? Bis seyyarati, arabayla. Ulaşım araçlarının başına B getiririz demiştik arkadaşlar. İstema ve kıra. Dinle ve oku. Mâzâ ya'melu vâlidok? Vâlidi fellâh. Mâzâ yazra? يزرع الخضرة. جميل. هل يعمل وحده؟
لا، أنا أساعده. بارك الله فيك. هذا كسر. ماذا يعمل والدك؟ بابا ne iş yapıyor؟ والدي فلاح. بابام çiftçi. ماذا يزرع؟ زرع يزرع. زرع ve ziraat. Ziraat. Bakın arkadaşlar, tarım değil mi? Ne ekiyor? يزرع ekiyor. El hudrate. Sebze ekiyor. Cemilun. Güzel. هل يعمل وحده؟ Tek başına mı çalışıyor? La. Bakın virgül getirmiş buradan. Hayır. Ene usaiduhu. Ben ona yardım ediyorum. Barakallahu fik. Aferin. Allah sana bereketler versin diye bir dua arkadaşlar. İstema ve reddet. Dinle ve tekrarla demiş. Hel tastati'ul hudur? Hadara yahduru hudur, gelmek. Gelebilir misin? İstita'a ebilmek, abilmek anlamına geliyor. Helle sorulduğuna göre ne yapacağız arkadaşlar? Cevabımız naam veya la olacak. La astati'ul hudur. Gelemem. Limada la tastati'ul hudur? Niçin gelemezsin? Li enni marid. Çünkü ben hastayım. Hel tastati'ul sefer? Yolculuk yapabilir misin? Seyahat edebilir misin? La astati'ul sefer. Hayır, seyahat edemem. Yolculuk yapamam. Limada la tastati'ul sefer? Niçin yolculuk yapamazsın? Li enni meşgul. Çünkü ben, bakın şu ya ben demek benim anlamına geliyor. Çünkü ben meşgul. Çünkü ben meşgulüm. Üktüb kema fin nemudeci, örnekte olduğu gibi yaz. El takra, okuyor musun dersen cediden? Yeni bir ders mi okuyorsun? La akra o dersen cediden, yeni bir ders okumuyorum. Naam akra o dersen cediden. Burada hiçbir virgül veya nokta konulmamış. Doğrudan kullanmış. Evet, yeni bir ders okuyorum. Hel ta'rifu mektebetel camiati, üniversitenin kütüphanesini biliyor musun? La a'rifu mektebetel camia. Naam a'rifu mektebetel camia. Hayır, üniversitenin kütüphanesini bilmiyorum. Evet, üniversitenin kütüphanesini biliyorum. Hel tentadirul hafilete, otobüs mü bekliyorsun? Birincisi olumsuz cevap veriyor, ikincisine olumlu cevap veriyor. Hel turidu nukuden, para istiyor musun? Hel tunazzifu esnanek, dişlerini temizliyor musun? Hel tenamu bekran, erken uyur musun, uyuyor musun? Lahid ma yeti, aşağıdaki yeri not al. Keyfe, nasıl ve limada, niçin ve mada, ne ve hel, mu mi anlamı veriyor arkadaşlar. Edevatu istifam, edatun edevat, istifam soru demiştik, soru edatları. Te'ti gelir, edevatul istifhami soru edatları gelir, fi bidayetil cümle, cümlenin başında gelir. Ve nada'u koyarız, işaretel istifhami soru işareti. Bu işaret aynı bizdeki gibi ama ters çevrilmiş. Çünkü Arapçada yazı sağdan sola doğru yazılıyor arkadaşlar. Fi nihayetil cümle. Cümlenin sonuna koyarız. Arkadaşlar, şimdi imtihanlarda bizim sorduğumuz sorulardan bir tanesi de eş anlam zıt anlamdır. Mesela bakın, burada bir tane var. Bidaye başlangıç, nihaye son. Bidaye başlangıç, nihaye son. Bunu her zaman biz söylemeyebiliriz. Anlamlarını söylüyoruz tabi. Siz ne yapacaksınız? Bunların zıt anlam olduğunu kafanıza yazacaksınız. Bir yere not alacaksınız. Ondan sonra imtihana çıkınca güzelce yapacaksınız inşallah. Cevabı hel. Hel'in cevabı naam evla. Evet veya hayırdır. Demek ki bu evet hayır sorusu. Şu diğerleri, bunun dışında kalanlar ise
bilgi sorusudur arkadaşlar. Evet, hayır diye bunlara cevap verilmez. Hel ise evet veya hayırla cevaplanır. İstemi ve kıra. İstemi ve kıra. Merhaba. Ana Ferid. أعمل شرطي مرور أحب عملي كثيرا يبدأ عملي في الصباح وينتهي بعد الظهر. مرحبا أنا فريد بن فريد أعمل çalışıyorum şurtiye mururin trafik polisi olarak çalışıyorum. أحب عملي işimi seviyorum كثيرا çok seviyorum. يبدأ عملي İşim başlar fi sabahi sabahleyin ve yentehi ve biter ba'de zuhri öğleden sonra. Bakın arkadaşlar. Yebde'u yentehi. Bidaye nihaye demiştik. Bunlar da fiiller bakın. Yebde'u başlar, yentehi sona erer. Demek ki zıt anlam. Bu ikisi de zıt anlamlı fiiller. Harfü se. Se harfi başta, ortada, sonda nasıl yazılıyor onları göstermiş. Sizden de yazmanızı istiyor arkadaşlar bu şekilde. Üktübü thâ'e. Thâ harfini yaz. Fil ferâgi boşluğa. Thu'bân. Yılan. Müthelles. Üçgen. Timthâlun. Heykel. Anıt. Thelâthetün. Üç. Mihrâthun. Saban. Pulluk. Lithetun, dişeti. Thevrun, öküz. Hadithun, olay. Tabi olay anlamı kaza anlamını da kullanıyor bu. Buradaki olay trafik kazası olayı. İstema ve reddet. Dinle ve tekrarla. ثبر ثبر أثر أثر حدث حدث ثم ثم عثر عثر. Bu asla ثم diye okunmaz arkadaşlar. Daha önce söylemiştik. Yalnızca F harfinin yazılışlarını ve okunuşlarını göstermeye çalışıyor. Yoksa ثم diye okumak durumundayız. يحرس يحرس ثق مكثر مكثر أحرثي أحرثي مثل مثل أمكث أمكث ثابر ثابر أثار أثار حدثا حدثا ثوم ثوم عثور عثور يحرث يحرث ثيران ثيران كثير كثير أحرثي أحرثي. Evet, burada çekerler gördük değil mi? Elif, vav, ye, eri harekesiz olursa belli şartlarda ne yapıyordu? Harfi met olarak görev yapıyordu. Yani bir elif miktarı kendinden önceki harfin çekilmesini sağlıyordu. İstemâ ve lâhaz el fark. Dinle ve farka dikkat et. Sabar, 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 sabar. Eser, 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 eser. Hadefe, 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 hadefe. ثم ثم ثوم ثوم عثر عثر عثور عثور يحرس 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 ثق ثق ثيران ثيران مكثر مكثر كثير كثير أحرثي 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 أحرثي. أكتب ما تسمع. Duyduğunu yaz demiş. ثور ثور حادث حادث
تمثال تمثال ثوب ثوب كثير كثير ثلاثة ثلاثة حدث حدث ثلج ثلج استمع وردد دينا وتكرارا أكلت ثلاثة تفاحات أكلت بن يدم ثلاثة üç تفاحات üç إلما يدم تفاح تفاحات وضعت ثلجا في الماء وضعت بن قويدم ثلجا ثلج كار demek arkadaşlar ancak buz diye çevireceğiz في الماء suya buz koydum çünkü her dilin bir ifade şekli var. اشتريت ثلاجة جديدة. Ben satın aldım ثلاجةً buzdolabı. Bakın tersten geliyor yine. Kardan geliyor. ثلاجة buzdolabı جديدةً. Buna kar dolabı demiyoruz. Buzdolabı diyoruz Türkçede. Yeni bir buzdolabı satın aldım. الفلاح يحرث الأرض. Çiftçi harafe yahrutu sürüyor. El arda yeri sürüyor. Yemşi thairun ma'a valide. Yemşi yürüyor. Thair. Thair arkadaşlar bir erkek ismi. Ma'a birlikte validihi babasıyla birlikte yürüyor. Ethumu mufid. Sarımsak mufidun faydalıdır. ينتهي عمل الساعة الثالثة. ينتهي bitiyor, sona eriyor ameli benim işim. الساعة الثالثة saat 3'te bitiyor. أخاف من الثعبان. خاف يخاف منه kullanır arkadaşlar. Ben korkarım من الثعبان yılandan korkarım. الآثار عظيمة. Eserun eser tarihi eser anlamında da kullanılabilir. El atharu tarihi eserler azimetun muhteşemdir. Büyük anlamına geliyor ama bu büyüklük arkadaşlar illa fiziki büyük anlamına gelmiyor. Çok harika, muhteşem anlamında kullanılabilir. Velhamdülillahi rabbil alamin.